katlanmayın. Bir şey yapamaz. Silah bile yok. Sürünüyor ortalarda. Yürü oğlum, yürü. Amma büyüttünüz ya. Kaç para eder bu? Telefon almıyoruz. Kaç para eder bu? 80 falan. 100 ver. Yok, 80'den fazla olmaz. Zaten o yazıya bakma. Gerçekten ikinci el almıyoruz. Ya 100 olsun kardeşim, ihtiyacımız var ya. Olmaz. Neyse tamam hadi. Alo. Neredesin aslanım? Semih abi. Şşt. Sakin ol. Neredesin? Şey, buradayım. Buralardayım yani. İyi. Toparlan, geri dönüyoruz. Alo, duydun mu? Duydum abi. Misafirhaneyi tekrar açtık. Yapacak çok işimiz var. Öldü ölürüm abi. Ben öl demem biliyorsun. Ancak öldür derim. Emrin olur abi. Hemen geliyorum. Menekşe benim, aç Halil. Ödüm koptu. Şimdi geçti. Geldim işte. Korkma artık. Menekşe. Ne oldu, nerede? Görmedim, bir daha gitti. Ama buranın yerini öğrenmiş. Artık çok dikkatli olmak lazım. Taşınıyoruz zaten, evi tuttuk. Öyle mi? Çok sevindim. Herkes aşağıda, babam, Kadir falan. Annemlere de söyledim, aşağıda bekliyorlar. Görünmeden nasıl çıkacaksın sen? Ben babanla konuşmaya geliyordum zaten. Hala vazgeçmedin yani, kararlısın. Evet. İyi o zaman, hadi. Hadi. Halil. Ya bugün konuşmasak. Abim daha önceden hazırlasaydı keşke babama. Beni karıştırma. Ya zaten öyle bir şey olsun istemiyorum. Çekineceğim bir şey yok. Adam gibi konuşacağım. Merak etme. Hadi. Yok. Rahat ol. Dışarıda yok. Kapıdakilere sordum. İçeri falan da girmemiş öyle biri. Çok şükür. Ben Halil. Halil Tuğlu. Sizinle konuşmak için geldim.
Menekşe şu an kağıt üstünde evli biliyorum ama... kendi problemlerimi nasıl çözdüysem bunu da çözeceğim. Zaten bu benim en büyük problemim. Menekşe benim için çok değerli. Ona hiçbir zarar gelsin istemiyorum. Onu gözümden bile sakınırım. Ne Menekşe'yi ne de ailenizi utandıracak hiçbir şey yapmam. Biz birbirimizi seviyoruz. Ne olur bize engel olmayın. Menekşe evli. Saçma bu konuşmalar. Çok saçma, ayıp. Söyledim, çözeceğim bu sorunu. Ne yapacaksın? Mustafa'nın tazminatını mı vereceksin? Ne gerekiyorsa yapacağım. O adama hiçbir şekilde borçlu kalmayacaksınız. Kalmayacağız. Tamam o zaman. Peki adam boşanmak istemezse ne yapacağız? Siz hiç merak etmeyin. Benim de güvendiğim insanlar var. Bütün avukatlarımı devreye sokarım bu iş için. Ailen hatırı sayılır insanlar herhalde. Bu kadar emin konuştuğuna göre. Ailem yok. Annemi 5 yıl önce kaybettim. Babam zaten küçükken öldü. Babanla tanıştık biz. Yok, o üvey babam. Mithat Ateş. Senin soyadın neydi? Tuğlu. Biz Savalı biliyorduk. Ya evet, maalesef bir süre öyle oldu mecburen. Bu mezarın içindekini başka bir yere nakledeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sen Ali Tuğlu musun? Evet. Ne oldu, tanışma çıktınız yoksa? Yok. Biriyle karıştırdım. İsim benzerdi. Karıştırdım.